Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün cumartesi. Kenan'la geç çıkış yaptık. Ofisteydik, işlerimiz vardı. Dedik şöyle bir gezelim. Ben daha önce Çamkur tarafına gitmiştim. Kenan'la gitmek kısmet olmamıştı. Aluç Dağı, Aluç Yaylası, o tarafa doğru bir gezi yapalım dedik. Yolda böyle, sizler de geçtiyseniz buralardan bilirsiniz, çok şirin. Amcalar, teyzeler odun ateşinde çay oluyor. Çok seviyoruz durmayı biz oralarda. Yine öyle bir istasyonda durduk. Domates satıyorlar, biber satıyorlar. Çayımızı içiyoruz. Odun ateşinde hazırlanmış çayımızı içiyoruz. Buradan da devam edeceğiz. Hedefimiz işte Kızılcahamam'ı geçtikten sonra oradan Aluç Dağı yaylası. Orada da genelde böyle gözleme yapan sevimli yerler var. Oralara gideceğiz. Dün geceden muhakkak yarın için çıkmamız lazım diye düşündüm. Hemen mesajlaştık. Bugün için planımızı yaptık. O kadar güzel bir gün ki yani ki kendimizi bir an önce dışarı atmak istedik açıkçası. Evet, sabah da işlerimiz vardı. Anca öğleye çıkabildik. O yüzden çok uzun bir yere gitmiyoruz. Çamlıdere tarafına gideceğiz. Bir gidip oraları görelim dedik. Şimdilik bu kadar. Yolda zaten görüşürüz tekrar. Hadi bakalım. Yolcu yolunda gerek. Herkese tekrar merhabalar. Bugün erken çıkamadık. Şimdi öğlen Kurtboğazı'nın orada bir çayımızı içtik. Çayla birlikte yolumuza başladık. Ya motor kullanmak için yani harika bir gün. İnanılmaz yani. Bir an önce kendimizi dışarı atalım diye birbirimize bakıp durduk ama işler vardı. O yüzden anca öğle saatlerini buldu çıkmamız. Şu anda da saat 2'ye çeyrek var. Biraz geç başladık ama ona rağmen harika her şey. 27 derece bir hava sıcaklığı var. Ve şu anda Kızılcahamam'a doğru gidiyoruz. Meşhur Kızılcahamam rampalarını çekelim istedik. Hani motosikletçiler buraya sırf viraj yapmak için geliyorlar. İniyorlar, tekrar çıkıyorlar. İniyorlar, tekrar çıkıyorlar ki o rampaları yapalım diye. Şimdi oraları göreceğiz biz de. Oraları sizin için çekeceğiz. Evet, sevgili dostlarımız. Şimdi artık bu iş yavaş yavaş şey olmaya başladı. Motosiklete binmek için fırsat kollar hale geldik. Çünkü sezon da yavaş yavaş kapanıyor. Biliyorsunuz Ankara'nın yazı hemencecik, saman alevi gibi hop diyor gidiyor. Havalar güzelken mümkün olduğunca yol yapalım, motora binelim istiyoruz. Bu gittiğimiz rotayı daha önce biz Cem'le gitmiştik. Aluç Dağı ve Aluç Dağı'nın yaylası var. O yaylada da etkinlik oluyor genelde. Motosiklet şeyleri de oluyor galiba, evet, orada. Orada motosiklet festivali de oluyor. Oraya bir bakacağız yani, durum nedir? Var mı bir şey? Genelde işte maksat bir yol yapmak yani, açıkçası. Bir şeyler atıştıracak yerler de oluyor orada. Nasıl olsa ama buluruz. Asıl amaç yol yapmak. Şimdi öncelikle bu Safranbolu gezimizi yayınladık. İlk yayınlandığı saat itibariyle sağ olun var olun birçok arkadaşımız izledikçe mesaj yazdı. Valla ben de izlemeye doyamıyorum yani, videoları çektikten sonra oturup ben de evde televizyonda videonun son halini, yayınlanmış halini 4K çözünürlükte oturuyorum, büyük bir keyifle seyrediyorum. Biz bu videoları seyrediyoruz çünkü hem keyif alıyoruz, bir taraftan da bir sonraki videoda
neleri eksik yapmışız, neleri güzel yapmışız onları da gözlemliyoruz. Ben bir de şunu sormak istiyorum arkadaşlara. Video sürelerini uzun mu tutalım, kısa mı tutalım? Bu konuyla ilgili de bize bir yorum atarsanız ona göre hani biz de bazen uzun oldu diyoruz kendi içimizde. Bazen kısa mı oldu acaba diyoruz. Bu konu hakkında da bize bir bilgi verirseniz ya da şöyle yapsanız daha iyi olur derseniz seviniriz. En azından sizin istekleriniz doğrultusunda bir şey yapmış oluruz. Şimdi ben hep videoları uzun tuttuğumuzu, insanların seyrederken sıkılabileceği görüşünü savunuyorum. Dediği çok doğru. Yani biz kendi yaptığımız videoyu izlerken keyif alıyoruz ama mühim olan siz izlerken sıkılıyor musunuz, uzun mu geliyor, yoksa gayet iyi böyle 30-35 dakikalık videolar iyi mi geliyor? Onlara dediği gibi Kenan'ın, eğer bize yazarsanız, videonun altına yazarsanız ona göre biz de videonun boyutunu ayarlama noktasında sizin görüşlerinize göre hareket edelim. Bu bizim için önemli bir konu. Şey diyordum, yani Safranbolu gezisiyle ilgili gerçekten çok güzel dönüşler oldu. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle bizi izleyip, vakit ayırıp bizi izlediğiniz için biz çok mutlu oluyoruz. Bu arada rampalara gelmek üzereyiz. Şimdi biz burada her zamanki gibi öyle süratli gidip motoru çok yatırıp bilmem ne yapıp değil, her zamanki gibi keyif aldığımız süratlerde mantıklı ve makul hareketlerle kullanacağız motosikletimizi. Bir arada bugün ciddi anlamda rüzgar var. Evet. Özellikle Kızılcahamam'a yaklaşmaya başladıktan sonra gerçekten iyi esiyor. Yandan iyi alıyor rüzgarı motorlarımız. Onun için işte tedbiri elden bırakmadan şu sevdiğimiz virajları bir geçelim bakalım. Evet. Karga sekmez geçidi. Rakamda evet. 1135'miş bu arada. Evet, başlıyoruz şimdi. Ben birazcık aramızı açıyorum Kenan, tamam. Seninle. Viraja girmeden önce frenliyoruz. Kural, temel kural bu. Evet, Kenan'la yakın kaldık birazcık. Onun için ben belki de Kenan'ı geçmeliyim birazcık. Bir de şu araba geldi. Evet, önümüze. Bir de o geldi şu an önümüze. Tabii biz temkinli olduğumuz için çok artistik ben hareketleri... Ben seni geçiyorum birader. Tamam, sen geç abi. Sen de arkamdan çık. Ben de çıkıyorum şimdi. Makul çerçevede, makul hızda, keyfini çıkara çıkara. Hani motorlar da çok eski olmadığı için lastiklerimiz de iyi. Evet, yol tutuşlarımız fena değil. Isındıktan sonra harika hatta. Burası biraz geniş, keskin bir viraj. Virajın içinde gazımızı hafif açarak emniyetli bir şekilde virajdan çıkıyoruz arkadaşlar. Genelde motosiklet kullanan arkadaşlar bu virajlara gelip tekrar çıkıp tekrar gidip falan gibi böyle. Tabii canım, buraya buraya viraj yapmaya gelen çok adam var yani. Evet. Burası da yine keskin dönen bir viraj. Evet, son dönüşümüzü de dönüyoruz. Galiba. Yok, bir dönüşümüz daha varmış. Keyifli oluyor. Tabii canım. Bayağı yatıyoruz. Yatıyoruz, kalkıyoruz. Biz bunu yapıyoruz.
Şöyle de komik bir durum var. Hı hı. Motosiklet binmeye başlamadan önce Kızılcahamam'ı arabayla seyahat ederken böyle geçip gittiğimiz bir nokta. Fakat motosiklet aldıktan sonra ve binmeye başladıktan sonra haftada iki gün falan yani. Acayip bir Kızılcahamam şeyimiz oldu. Ya tabii bir de Ankara'da başka yeşilliğimiz de çok olmadığı için hani genelde böyle kuzeye doğru, kuzeybatıya doğru çıktığımız için genelde buralardayız. Evet. Daha önce hatırlarsınız Kenan'la Kızılcahamam'a buradan E5 üzerinden değil de arka yoldan gelip dağı aşarak inip evet. Seyret soğuk lokantasında Soğuk Su Milli Parkı'na gelmiştik. Onun linki de şurada. Linki de orada. Bu arada karnımız yine aç. Yine kahvaltı yapmadan çıktık. Yine kahvaltı yapmadan hafif bir şeyler atıştırdık ama yani açız. Saatte 2 oldu. İnşallah oralarda şöyle güzel yiyecek bir şeyler buluruz ümidiyle gidiyoruz bakalım. Nasıl olsa bir şey buluruz. Ya artık Kızılcahamam'da çarşının içinde insanlarla selamlaşacağız neredeyse. Yani o kadar çok geçtik ki. Kırmızı ışık. Tabii biz bu arada şehir içinde falan giderken ya sürekli birbirimizi uyarıyoruz. Buna pek siz şahit olmadınız bugüne kadar ama hani şimdi kırmızı ışık dedi Turan abi. Şehir içinden de sağdan şu geliyor, soldan bu geliyor. Aman şuradan şu çıkabilir, şu kamyon buradan çıkabilir falan diye hep sürekli birbirimizi uyararak tabii gidiyoruz. Önce olan bir kere yolun durumunu bildiriyor. Evet. Su var mı yolda? Mesela solda bir su şey var mı? Onu görüyoruz. Ona göre konum alıyoruz vesaire. Hani mümkün olduğunca temkinli sürüyoruz. İşte interkomun da bu güzelliği var. Ya interkom candır. Evet. Yani gerçekten bu kadar almadan önce bu kadar faydalanacağımızı düşünmemiştim. Evet. Özellikle bu ikili, üçlü, beşli her kaçlıysa gidiyorsanız sistem içinde bir iki arkadaşla interkom olması iş görüyor. Çok mantıklı oluyor yani. Evet Kenan Bey, şöyle bir geçin bizi de bir endamınızı görelim ya. Evet, bu ara ben arkada kaldım değil mi? Hemen geçerim evet. Yani. X-Max Afrika'yı geçer. X-Max vızır vızır gider. Ben şunu solluyorum. Tamam. Ben de arkandan minibüsün arkanda minibüs var, onun arkasında da ben varım. Tamam. Yaklaşık 4.4 kilometre sonra sola gireceğiz. Minibüsçü seni geçiyor Kenan. Geç. Bu arada biz evet, çıkış noktamıza geldik. 400 metre sonra çıkıyoruz. Sinyalimizi verelim Çamlıdere'ye doğru. Siz de daha önce bu yoldan mı geldiniz? Hayır, biz Tem'den gelip yukarıdan girmiştik. Bu yolu ben de ilk defa gidiyor olacağım. Pelitçik Yahşiyan Fosil Orman Jeositi. Kenan bayılır. Orayı bir araştıralım. Evet. Bizim köy yollarına geldik gene. Evet. Arayollar. En arayollar, güzel yollar. Yeşil ormanın içi, yeşillik bizim en sevdiğimiz şeyler. Haliyle. Şimdi tabii bir vadi içine girdik. Sağlı sollu dağlar var. Rüzgar da kesildi nispeten. Ya geçen bir yerde okudum. Hı hı. Beyin insanoğlu gözüyle yeşile baktığı zaman salgıladığı bir takım şeylerle huzur sağlıyor. Ben ne zaman yeşilliğin içine, ormana gitsem, eve gittiğimde hep daha önceki videolarda da söylemiştim, böyle anlamsız bir yüzümde gülümseme oluşuyor. Gerçekten çok iyi geliyor. Yani bana çok iyi geliyor. Orası kesin. Kime iyi gelmez ki? Biraz da virajlı olsaymış bu ara yol. Evet. İyi
iyi olmuş. Olsun. Yeşillik olsun da düz olsun. Evet. Şeyde Aluç Dağı'nda, Aluç Yaylası'nda cep telefonu çalışmıyor. Evet. Bir noktadan sonra sinyal alamıyor telefonlar. Hani eğer ki haberleşmemiz gereken birileri varsa yaylaya çıkmadan önce. Evet. Şuradan dönüyoruz şimdi. Evet. Evet. Aluç Dağı, Pelitçik, Yahşiyan, bilmem ne, Semerkant sofrası. Değişik. Değişik. Bir bakalım. Yine açız dostlar, yine açız. Gurme programı gibi oluyor bizimki ama. Vallahi ya. Hayatın içinde olan bir gerçek o da, yani yapacak bir şey yok. Abi şu ormanın güzelliğine ya, vallahi. Evet. Bu arada harika. Şimdi en son Safranbolu gezimizden döndükten sonra, o gün biz farkında değiliz tabii. Sadece tur camımızdan görüyoruz ama bayağı yine sinek böcek, zıvır zıvır. Üstümüz, başımız, pantolonumuz, botumuz, motorumuz, her tarafımız batmış. Bir de sadece bir atımda 500 kilometre yol gittiğimiz için ben bulabildiğim ilk fırsatta, ki Safranbolu'ya gidip döndükten 2 gün sonra herhalde, güzelce gittim motorumu yıkattırdım. Ondan sonra orta sehpaya kaldırıp motoru yıkattıktan sonra zaten şart, ama 500 kilometrede olduğu için güzelce zincirimi yağladım. Tabii Canon'ın böyle dertleri yok. O kebap. Biniyorum, gidiyorum. Varyatörlü. O basar gider. Hiç öyle şeyleri bilmez. Zincir yağlamak. Benim gibi bu işlerle çok şöyle uğraşmak buymuş istemeyenler için. Bulunmaz nimet bu tür motorlar. Şimdi zincir yağlama mevzuna gelmişken de genelde ben 2500 kilometrede bir zinciri tamamen temizletiyorum. Onu Yiğit kardeşim yapıyor. Ondan sonra şuradan bir giriş olacak araba var. Herhalde. Evet, şuradan içeri gireceğiz şuradan. Şuradan da arkada araba varsa. Tamam, sinyalimizi verdik, dönebiliriz. Onu dediğim gibi servisimiz var işte. Orada bir Yiğit ustamız var. Sağ olsun o zinciri tamamıyla yıkıyor, temizliyor. O ringlerin aralarını filan da temizliyor. İlk yağlamayı o yapıyor. Ondan sonra da ben 500 kilometrede bir zincirimi yağlıyorum. Ben Motul'ün C4 zincir yağını tercih ediyorum. Onu da, yani niye onu tercih ediyorsanız derseniz de, böyle işte arkadaşlara, motosiklette olan arkadaşlara danışarak, sorarak, sen ne kullanıyorsun, sen ne kullanıyorsun diye. Kimi Wirt kullanıyor, kimi Ipon diye bir şey var, onu kullanıyor. Kimi Motul kullanıyor. Ben Motul'ün C4'ünü tercih ediyorum. Sebebi de, yani bana iyi geldi o. Neden? İçinde böyle değişik bir silikonlu gibi bir yapısı var onun. İlk sıktığınızda çok sıvı halde. Ama bir müddet bekliyorsunuz, ona şişme diyorlar. Ya birazcık şişsin falan diyorlar. Bir müddet sonra hafif böyle katılaşıyor ve zincir beyaz oluyor. Ha, ondan sonra bu neyi sağlıyor? Zincirinizi yağlar yağlamaz çıkınca o zincir bütün yağ üzerindeki yağı dönmenin hızıyla, merkez kaç nedeniyle atıyor sağa sola. Ha işte bu C4 en az sıçratanı, biraz beklerseniz sertleşme olmasını beklerseniz hemen hemen hiç sıçratmıyor. Onun için memnun kaldım. Ha ama şimdi yola çıktık. Zincir ısındıkça, dönmenin şeyiyle ısındıkça o beyaz katmanda eriyip tekrar yavaş yavaş yağa dönüşüyor. Böylelikle sağlıklı bir şekilde zincirinizi yağlamış oluyorsunuz. Bizim için önemli, çünkü zincirler ve zincir dişlisi çok ciddi paralar, yani gerçekten çok ciddi paralar. Zincirinize de şeye de iyi bakmak zorundasınız, dişli sisteminize de. Ne kadar iyi bakarsanız o kadar uzun ömürlü olacak. Onun için ben özen gösteriyorum.
23 dereceye düştü bu arada hava. Evet. Zaten bayağı yaklaştık birazdan. Yanlış hatırlamıyorsam sola bir çıkışla, ne kadar sonra tam bilemiyorum ama sola bir çıkışla yaylaya ve daha doğru çıkacağız. Evet. Tabiat parkımız burası. Ha, paralıymış. Merhabalar. Hoş bulduk. Şey var mı? Yiyecek içecek filan açık mı? Yukarıda yaylada var. Gölet nerede? Gölet aşağıda. Aşağıda değil mi? Orada kal. Ne kadar motosiklet? 10 lira giriş. Motosiklet niye 10 lira ya? Araba da 10 lira, motosiklet 10 lira. Hiç doğru bulmadım bu durumu. Çok da umurumda değil, öyle demişler diyorsun zaten değil mi? Hocam biletimi niye? Biletim bir tanesini ver. Ne oldu? İndirim yapıyor. Bir motor aldık. İyi. Eyvallah, sağ ol baba. Teşekkürler. Biliyorum biliyorum, daha önce geldik. Festival zamanı gelmiştim. Hadi rast gelsin. Vicdana geldiler. Demek ki kafaya göre alıyorlar. Kaç lira araç aldı? 5 lira mı aldı? 5 lira aldı. 10 alıyordu, 5 liraya düşürdü. Bir motor parası aldı. Ha, bugün cumartesi, millet pikniğe geldi tabii oğlum. Şimdi şöyle kendimize şu çöpünü buraya mı? Şu karşıya koyalım. Karşıya koyalım ya da. Çam piknik. Bulabildiğimizi yiyoruz daha doğrusu burada. Sucuk çok lezzetli. Yani valla şey de güzel. Değil mi? Yemeği de güzel. Sucuk da. Arkadaşlar yine yedik. Her zamanki gibi tekrar dönüş yoluna doğru yola düştük ama şimdi buralarda küçük bir gölet olacak. Oraya bir bakacağız yani. Nerede durum o, nedir? Biliyor musun? Aşağıda, biraz aşağıda, solda kalıyor. Ana. Hay, harika. Sincaba bak. Çok hoştu. Doing 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 diye zıplayarak gitti. Çok sevimliydi ya. Evet.
böyle enteresan bir yer bulursak duralım. Tamam. Kahvemizi de içelim. Şöyle bir çeşme başı falan filan bir şey bulursak. Şimdi Tem için yol bölünecek. Hı hı. O bölündüğü yer de düzgündü sanki, bir bakalım da. Ya da buralarda dediğin gibi bulabilirsek bir yer. Kuşburnu topluyor amca. Motorcular dizilmişler. Evet. Dizilmişler. Neyin yeriymiş? Murat'ın, muhtarın yeriymiş. Soldan gidiyoruz. Soldan gidiyoruz abi. Tamam, dur az ileri gidelim, ileriden dönelim. Şurada bir şeyler var. Dur bakayım. Oraya duralım o zaman. Bungalovlar var. Bak çok güzel orası. Harika. Şurada geçiş de var ha. Ben geçeceğim galiba. Şöyle en azından burnumu soksam ne olur? İyi, ben de kenara durayım işte ya. Şu ahşap traktörün oraya. Ben de şuraya durdum. Burası bu arada Çamlıdere'nin içi. Evet, şu içinden geçiyoruz şu anda. İçinden geçiyoruz. Çünkü dönüşümüzü Tem'den yapacağız, evet. Şimdi. Şimdi E5'ten geldik, Tem'e doğru gidiyoruz. Spontane gelişen bir gezi oldu bu biraz. Evet, yani öğleden sonra çıkmıştık. Hani nereye gideceğimizi bilmeden öyle karar verdik. Evet. Hadi Çamlıdere'ye gidelim diye. Bugün biraz maksat motor sürmekti. İlk defa Çamlıdere'nin içinden geçiyorum ben, evet, bu arada. Evet, Çamlıdere Kızılcahamam'a göre çok daha derli toplu. Bana nedense daha bakımlı gibi geliyor. Şurası ıslak. Evet, gördüm. İlerisi ıslak, evet. Dikkat et benzinliğin önü. Biraz şuradan geçelim. Evet, daha kuru bir bölgeden geçelim. Çamlıdere, Kızılcahamam birbirine benzeyen yerler zaten. Ne güzel bir yolda baksana. Evet. Harika. Kasabanın girişi çıkışı da çok güzel yani. Hmm. Güzel, bakımlı bir ilçe. Temiz. Pek çöp göremedim yani sağda solda. Ha, çöp yok canım, çok bakımlı ya. Bravo. Vallahi bravo. Bak, çöp kutuları var orada da. Demin bizim kahve içtiğimiz noktada da çöp kutuları vardı. Kendi çöplerimizi onlara attık. Çok hoş. Bak, koşu yolu yapmışlar gene burada, yürüyüş yolu falan. Yan tarafta. Evet. Yeşilliklere baka baka. Çok güzel bir yer. Evet. Evet. Bizi izleyen sevgili dostlarımız. Dedik ya, bugün öylesine hem bir sürüş olsun hem yakın mesafe nereye gideriz, geç çıktık diye. Böyle yaptık. Bugün de böyle oldu. Biz keyif aldık. Maksat zaten motor kullanmak yani. Tabii. Motosikletin üzerinde hoşça vakit geçirmek, yeni yerler görmek.
geldik, orman havası aldık. Ve biz yine, ben kendi adıma konuşayım, çok keyif aldım. Şimdi de dönüş yolculuğuna çıktık. Gayet de keyifli oldu. İnşallah daha uzun soluklu seyahatlerimiz olacak. Onlarda yeniden bir arada oluruz. Bu arada şimdi şeyde, videoların altında hani demiştim ya, siz de görüşlerinizi paylaşın. Bizim yanlış bildiğimiz olabilir, doğru bildiklerinizi bizimle paylaşın diye daha önce söylemiştim. Ya harikasınız yani, hepiniz ayrı ayrı harikasınız. Hem yanlışımız olduğu yerde bizleri düzelttiniz. Hem güzel görüşlerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Biz de elimizden geldiğince, ki atlamamaya özen gösteriyoruz, her yazana, ama her yazana tek tek cevap veriyoruz. Sizlerle böyle çok güzel bir elektrik oluştu. Birçoğunuzla tanışmıyoruz, sizleri bilmiyoruz ama ara sıra sürpriz karşılaşmalar oluyor, tanışıyoruz. Ondan da ayrı mutluluk duyuyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bize verdiğiniz kıymeti anlıyoruz en azından yazdıklarınızla. O bizi çok mutlu ediyor ve emin olun şevk veriyor. Ya daha çok gidelim, daha çok çekelim diye arzuyla doluyoruz adeta. Bizleri bilgisayarlarınızda olsun, televizyonlarınızda olsun, cep telefonlarınızda olsun, evinizin, ofisinizin bir köşesine getirdiğiniz, orada bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. En başından beri söylüyorum, maddi bir kaygı çekmiyoruz. Hani bu işleri para için yapmıyoruz diye, ama bir taraftan da bu işin bir de realitesi var ki abone sayısı ve beğenilme sayısı bir takım şeylerde önem kazanıyor. Onun için yine rica ediyoruz, bizleri lütfen takip edin, abone olun, bildirimlerinizi açın ve beğenirseniz de bizi çok mutlu edersiniz. En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, bugün böyle hakikaten kendimizi zorladık çıkalım diye. Çünkü çok güzel bir hava vardı. Tam motor havası. Yani çıkmadan edemedik. Geç de olsa çıkalım dedik. Yakın da olsa en azından bir yere gidelim dedik. O yüzden Çamlıdere bize çok uygun geldi. Mesafe olarak da, dönüş saati olarak da. Ve iyi ki de gelmişiz. Şu güzellikleri siz de görüyorsunuz, yolları. Sizlere buraları seyrettirmek bizim için de keyif. Umarım siz de keyif almışsınızdır gördüklerinizden. Turan abinin dediği gibi hani maddi olarak bir beklentimiz yok ama daha çok kişiye bu videoların ulaşması bize şevk veriyor açıkçası bu işleri yapmak için. Zaten YouTube'dan bir şey olduğu falan yok yani, hani öyle bir gelirimiz falan da yok. Sadece keyif almak için yapıyoruz. Sizler de bizi destekleyip bu videoları başka arkadaşlarınızla paylaştığınız zaman geri dönüşlerde ona göre daha çok oluyor. O da bizi şevklendiriyor. Hani bize böyle yorum yazmazsanız inanın yapacak böyle şey niye yapıyoruz ki diye kendimize soruyoruz o zaman. O yüzden bu yorumlarınız, beğenileriniz bizim için gerçekten çok önemli. Bunlar doğrultusunda biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Lütfen beğenirseniz, paylaşırsanız memnun edersiniz bizi. Biz de ona göre şevkleniriz. Tekrar daha güzellerini yapmaya çaba gösteririz en azından. Çünkü bunlar maddiyatla yapılacak şeyler değil, biliyorsunuz. Maddi karşılığı yok yani. Uğraşıyoruz da hani bu videoları hazırlamak, etmek bayağı bir zamanımızı da alıyor açıkçası. Ama sadece seviyoruz. Kullanmayı seviyoruz. Motosiklet sürmeyi seviyoruz. Bir yerlere gitmeyi seviyoruz. Daha doğrusu bu motosiklete başladıktan sonra bir yerlere ne kadar çok yer olduğunu gidilebilecek, onu farkındalığımız arttı. Hiç buraları bilmezdik, etmezdik, gezmezdik. Ama işte motosikletin güzel yanı da bu. Sizi de gezdiriyoruz bizimle. Ne mutlu bize. Eğer beğeniyorsanız da daha da çok mutlu oluyoruz. O yüzden hoşça kalın diyoruz. Kendinize iyi bakın. Lütfen paylaşmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı özellikle unutmayın. Abone olursanız da ayrıyeten seviniriz.
İyi seyirler, iyi günler. Şu motorcu arkadaşa bir şey mi olmuş? Duralım mı şuna? Bir sinyal ver bakayım ona. Evet, bir motorcu arkadaşım başı belada gibi, orada bir şey olmuş. Bir duralım bakalım. Nedir ne değildir. Kolay gelsin, hayırdır? Yoldan oluyor. Ha. Bir el atabilir misin? Vurduralım bir şey. Vurduralım da belki çalışıyor. Ha, vurduracağız mı? Hadi bakalım, bir vurduralım. Stop mu etti? Bir motorcu arkadaşa yardım edeceğiz şimdi. Sen de şöyle gel istersen abi. Dur, geliyorum. Bir dakika, acele etmeyin. Vurduracağız. İtelim mi? Hadi bakalım. Geldim. Dur. Ben itiyorum. Birle mi denedi? Ha, ikiyle mi? İkiyle denemiş ama. Bir daha bir yok. Hadi bir daha bakalım. Yapacağım. Bayağı sekiyor. Sen öne doğru eğilme ama, oldu mu? Ağırlığın arkaya ver. Çek. Akü mü yok hiç, nedir yani? Yapacak bir şey var mı bilmiyorum ki. Aradın mı kimseyi? Yani nasıl yardımcı olabiliriz sana ki? Kocalara gidiyoruz biz şimdi. Kocalarda falan var mı tanıdık kimse? Kayseri'ye gidiyorum ben de. Kayseri'ye gidiyorsun. İşin garip tarafı, otosanatı gelirken rüzgarda ceketimin cebinden cüzdanım dönüştü. Cüzdanım da yok şu anda. Vay Allah ya. Rezillik yaşıyoruz şu anda. Eyvallah abi, burada çalışmayacağım, çok güzel. Hadi geçmiş olsun bakalım, kendine dikkat et. Kötü bir durum. Evet. Şimdi ceketimin cebinden cüzdanım da uçtu ifadesi birazcık kafa karıştırır. Evet. Enteresan bir durum. Çok yorum yapmak istemiyorum yani, bilemiyorum çünkü. Evet, hani dediği doğruysa zor bir durum. Yani gerçekten zor bir durum. Hani en mantıklı gelen kocalardan buraya bir çekici mekici göndermek olabilir. Ya da polisler falan geçince onlar bir yol söylerler.